Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma namazından sonra yaptığı konuşmayı okuyorum. Bu cuma namazı sonraları basında buluşma zaten artık hani eskinin cuma selamlıklarına falan dönüyor. Oradaki konuşma gözlerime inanamıyorum okurken. Videosunu dinledim, hakikaten kulaklarıma inanamadım. Diyor ki, Amerika ile ben böyle bir şey daha önce yaşamadım diyor. İlk defa yaşadım. Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Maalesef böyle bir durumdayız diyor. Çünkü Biden'dan, Amerikan Başkanı Joe Biden'dan yeterli ilgiyi hem şahsi hem ülke olarak yeterli yakınlığı gördüğü kanısında değil. Açık konuşalım. Ben de bu yıl meslek hayatımın 40. yılındayım. Ben de böyle bir şey yaşamadım. Ben daha önce hiçbir Türk Cumhurbaşkanı'nın, hiçbir Türk Başbakanı'nın Amerikan Başkanı'ndan yeterli yakınlığı görmediği için böyle kendi halkına şikayette bulunduğunu, kamuoyuna yakındığını şahit olmadım. Bu gerçekten üzücü bir durum. Gerçekten üzücü bir durum. Daha önce Amerika'ya gitmeden, bu en son New York'a, Birleşmiş Milletler'e gitmeden önce söylüyorduk. Diplomatlar harıl harıl çalışıyorlar Biden'la bir görüşme bulmak için, bir görüşme ayarlayabilmek için. Ve o zamanki bahane şeydi, kimseyle görüşmeyecek. Oysa Biden'ın Avustralya Başbakanı'yla, İngiltere Başbakanı'yla görüştüğü de anlaşıldı, ortaya çıktı. Şimdi burada aslında başka hiçbir liderle görüşmüş değil. Fakat Erdoğan'ın bu işe çok alındığı anlaşılıyor. Yani böyle bir konum yaşamadım diyor. Çok düşük bir konumda görüyor ve maalesef böyle bir durumdayız diye bundan da çok üzüntü belirtiyor. Bunu emin olun bizler söyleyince, muhalefetten ya da başka gazeteci arkadaşlar söyleyince vay sen Türkiye'yi küçümsüyor musun oluyor. Vallahi bunu nasıl karşılamak lazım size bırakıyorum. Siz de görüşlerinizi bildirin lütfen. Yani tekrar ediyorum, ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Amerikan Başkanı'ndan yeterli yakınlığı görmediğini halka şikayet ediyor. Böyle bir konuma düştük diyor. Bu gerçekten üzücü. Erdoğan'a göre Bush'la, Obama'yla, Biden'la çok güzel bir ilişkisi varmış. Ama çok özür dilerim, Bush'la, Obama'yla ve Trump'la çok güzel bir ilişkisi varmış ama Biden'la olamıyormuş. Ve ne diyor? Okuyorum açıklamasından. Ve bizim ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO üyesi olarak burada bu durumda olmamalı. Terör örgütleriyle ilgili mücadeleyi Amerika şu anda terör örgütlerini beklenin çok üstüne destek veriyor. Onlarla mücadele etmesi gerekirken biliyorsunuz gerisini araç gereç silah veriyor. Ya çok değil 3 gün önce. 3 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde orada yaptığı ilk açıklamada ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Biden'la görüştük ve tam bir mutabakata vardık. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için diyordu. 3 gün geçti aradan. Demek ki o 3 günde bir beklenti vardı. O beklenti olmayınca, o beklenti neydi? Muhtemelen görüşme beklentisiydi. Ayaküstü de olsa, bir el sıkışma, bir kare fotoğraf da olsa bir görüşme beklentisi vardı. Demek ki olmadı. Gerçi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı meslektaşı Tony Blinken'la aynen daha önce planlandığı gibi görüştü. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve aynı zamanda dış politika güvenlik politikaları danışmanı İbrahim Kalın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanı Biden'ın Jake Sullivan'la görüştü bütün bölge konuda. Ama Erdoğan görüşmedi. Ki Erdoğan 14 Haziran'da NATO zirvesi nedeniyle görüştüğünde ortak basın toplantısında Biden'la kendisiyle yüz yüze görüşmek istediğini, özel olarak görüşmek istediğini söylemişti. Basın toplantısında söylemişti. Bu olmuyor. Peki bu olmuyor da ne oluyor? Erdoğan diyor ki Putin'den beklentilerim çok farklı. Putin'le ne zaman görüşecek? 29 Eylül'de, yani şurada birkaç gün sonra görüşecek. Soçi, Rusya'nın Soçi şehrinde görüşecek. Çok beklentilerimiz farklı diyor. Zaten New York'ta gazetecilere de şey demişti. Yani hiçbir yanlış görmedik Putin'den bugüne kadar demişti. Şimdi Putin'le görüşme öncesi Rusya'daki atmosferi size söyleyeceğim ama bir şey hatırlatalım. Rusya ile gerçekten çok mu iyi ilişkilerimiz? Çok mu iyi? Yani Rusya her fırsatta Türkiye'ye turist göndermeyerek, efendim şimdi en son yine bugün vardı haber, işte yine sizin gönderdiğiniz domateslerde, limonlarda, meyvelerde sinek çıktı, almıyoruz deyip ihracatı geri göndermeye başladı Rusya, biliyorsunuz değil mi? Bunları çok bilmiyorsunuz belki. Çünkü şu anda Erdoğan Putin'le çok iyi ilişkiler kuracağını düşünüyor.
Çünkü işte Biden'la yeterli yakınlığı görmediğini açıkça söylüyor. Şimdi peki biraz hatırlayalım. 2020'nin Mart ayına gidelim. Daha Covid patlamamış, koronavirüs salgını çıkmamış. Erdoğan apar topar neden Moskova'ya gitti? Moskova'da Putin hatta birkaç dakikada Türk Cumhurbaşkanı'na büyük saygısızlık yaparak kapıda bekletti. Değil mi? Niye? Çünkü İdlib'de, Suriye'de 34 asker şehit edilmişti. Kim tarafından? Bir Rus savaş uçağı tarafından. Onu o zaman konuşuyordu. Efendim Suriyeli mi kullanıyormuş, Rus mu kullanıyormuş filan. Hiç yanlış yapmadı diyor şimdi. Putin hiç bize yanlış yapmadı diyor. Ya daha geçen hafta sizlerle paylaştık. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar değil miydi? Yine şehitler olması üzerine Suriye'de yani Rusya'yı anlaşmalara uyması konusunda uyaran Hulusi Akar değil miydi? Şimdi gidiyoruz. Peki ama Erdoğan New York'tayken bir takım gelişmeler oldu. O gelişmelerin başında Putin'in seçimleri yeniden kazanması oldu. Hile yaptı, yok sandığa kedi girdi, bir şey oldu, kazandı yine, aldı. Fakat o alış sırasında bir takım şeylerden, bir takım gelişmelerden çok rahatsız olduklarını açıklar. Seçim sonuçlarının açıklandığı sırada Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki Rusya Kırım'da, ilhak ettiği Ukrayna toprağı Kırım'da da seçim yaptı, bunu kabul etmiyoruz. Buna Moskova çok sert tepki gösterdi. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurul konuşmasında da bunu söyledi. Ukrayna'nın, Kırım'ın, Ukrayna'ya ait Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesini tanımadığını orada da söyledi. Bunun üzerine Moskova'dan çok sert tepkiler geldi. Sadece Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov tam da bu kadar önemli bir görüşme öncesi çok üzüldük bu açıklamaya filan demekle kalmadı. Zaharova var, o da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, o da benzeri şeyler Dışişleri açıklaması üzerine söyledi. Fakat Rusya televizyonlarında özellikle devlet kanallarında mesela Rusya 24 kanalında filan yapılan şeylerde Fuat Safarov gazeteci arkadaşımız çok güzel yazıyor bunları. Medya Günlüğü sitesinde yazıyor. Orada Türkiye adeta yerden yere vuruyor. Nasıl karışırsın Kırım'a? Kıbrıs'ı unuttuk mu? Ve Rusya Senatosu'nun Uluslararası İlişkiler Komitesi üyeleri, bizde Dışişleri Komisyonu'na benziyor. Üyeleri Kürt kartını hatırlatmaya başladılar. Ya biz de Kürt kartını oynayalım. Biz de Kürt konusunda şey yapalım. Kürt deyince tabii şu ara Rusya, Kürt, Suriye akla geliyor. Yine dönüp dolaşıyor. Aynı şeye geliyor iş. Hatta bir senatör, bir senato üyesi şey demiş. Hani Türkiye Kırım'ı tanımıyoruz deyince helva dersen, yani sadece helva demekle ağzın tatlanmaz. Yani sen ne dersen de diyorlar. Şimdi bu ortamda bir de yapılıyor. Bir yandan Ruslar hani Türkiye'nin Kırım tutumundan rahatsız oldukları için efendim Kürt kartını oynamaktan söz ediyorlar. Tamam mı? Bir yandan bunlar oluyor. Bir yandan S-400 meselesi var. Bir yandan hani Suriye'de pek çok konuda ters düşürüyor. Kıbrıs'ta aynı şekilde Türkiye tarafında değil Rusya. Hani nasıl olacak? Bir de Erdoğan'ın bu Putin'le görüşmesi üzerine özellikle vurguladığı bir şey var. Diyor ki biz ikili görüşeceğiz. Üçüncü bir şahıs yanımızda olmayacak. Herhalde tercüman dışında demek istiyorlar. Neden? Bu neden önemli? Yani demek istiyor ki ikimizin yanında da Dışişleri Bakanları olmayacak, Savunma Bakanları olmayacak, Genelkurmay Başkanları olmayacak, İstihbarat Başkanları olmayacak. Biz bize konuşacağız. Şimdi orada sadece İdlib konuşulmayacak. Orada mesela turizm, ticaret, inşaat, değil mi? Enerji, bu tür şeyler de konuşulacak. Yani ve bu ikisinin arasında kalacak. Yani Rusya'da tabii Erdoğan diyor ki benimle konuşmuş yetmez mi? Diğer bakanlar olmuş olmamış ne fark edecek demeye getiriyor. Rusya'da böyle bir şey yok. Yani Rusya'da çok Türkiye'de de yakın zamana kadar olduğu gibi çok sıkı işleyen bir hariciye bürokrasisi, dışişleri bürokrasisi geleneği vardı. Şimdi bizde o kadar yok artık. Yani çünkü lider bildikten sonra diğerlerinin bilmesinin bir anlamı yok. Yani zaten bu New York gezisinin hesabını öyle anlıyorum ki ben Erdoğan birilerinden soracak. Yani Trump'la randevu alınamamasını,
Ondan sonra mesela hiç saymadık, Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis'le görüşeceğini söyledi Erdoğan. Hatta Mitsotakis'in isteği üzerine görüşürüz New York'ta demişti. New York'a bile gitmedi Mitsotakis. O sırada Atina'daydı. Hatta aynı gün Ekrem İmamoğlu'yla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Yani Erdoğan'a bir bilgi akışı sorunu da var. Teyit edilmemiş bilgiler Cumhurbaşkanı'na iletiliyor. Cumhurbaşkanı o bilgiler üzerine bir planlar yapıyor. Bir şeyler planlıyor. Olmuyor. Ondan sonra çıkıyor halkın karşısına. Diyor ki maalesef Amerikan Başkanı ile ilişkilerim çok kötü. Maalesef bu konumdayız diyor. Bu konumdayız diyor. Yani bu gerçekten beni çok üzdü. Gerçekten üzdü. Yani en hafif ifadelerle konuşuyorum. Gerçekten de hani kızdırdı da. Yani bu Türk Cumhurbaşkanı'nın adı Tayyip Erdoğan olsun, adı kim olursa olsun, bir Türk Cumhurbaşkanı'nın, bir Türk Başbakanı'nın söyleyeceği bir şey değildir. Amerikan Başkanı bana yakınlık göstermedi. Bizim konularımızla ilgilenmiyor. Ondan sonra 3 gün önce her konuda mutabık kaldık de, 3 gün sonra, 4 gün sonra çık de ki bunlar zaten teröre her türlü yardımı yapıyorlar. 3 gün önce, 4 gün önce yapmıyorlar mıydı? Daha Hulusi Akar dememiş miydi birinci sorunumuz Suriye'deki YPG'ye Amerika'nın yardıma devam etmesi diye? O zaman 3-4 gün önce Erdoğan niye dedi tam bütün konularda mutabık kal? Ha, tekrar ediyorum, kusura bakmayın ama demek ki hakikaten bir umutu vardı. Görüşebilir miyiz diye. Olmayınca böyle oldu. Bakalım Amerika ile ilişkiler bundan sonra nasıl seyredecek? Rusya ile ilişkiler bundan sonra nasıl seyredecek? Tabii artık gözlerimiz geçmiş geçmişte kaldı deyip bu 29 Eylül'deki Putin görüşmesine çevrilmiş durumda. Orada bakalım neler olacak? O gelişmeleri de size aktarmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.